Gün ortasından tekrar merhabalar. Evet değerli arkadaşlar, Garanti Bankası. Evet, Garanti Bankası bu sabah özellikle tablomuzda 8.01 üzerinde kalmasıyla 8.11, 8.12 dolayısıyla 1,5 saatlik bir kalma sonunda 8.11 ihtimali mavi noktada %85'ti ve onun gerçekleştiğini görüyoruz. Hatta 8.12'nin görüldüğünü görüyoruz. Şu anki duruma baktığımızda bir yorgunluk işareti olabilir. 8.09 seviyesi altında. Yukarıda 8.12 bu noktada önemli bir seviye. 8.16 çok güçlü bir direnç. Şu anki tabloda baktığımızda hemen tablomuzu şöyle seanslığa çevirip bakalım. Evet. Bu bölgelerin geçilmesinin zor olduğunu düşünüyoruz. Aşağıda tekrar 8.04 ihtimali ama yukarıda maksimum 8.11'in üzerinde eğer şöyle saatlik demeyelim çünkü marş kalmadı ve zaman kalmadı o anlamda baktığımızda en az 15-20 dakika 8.11 üzerinde kalırsa 8.16 ihtimali söz konusu olur. Buradan dokunup tekrar gün sonuna kadar 8.04'lere çekilme ihtimali söz konusu olacaktır diye tahmin ediyoruz. Bu bir trend hareketi değil, bir tepki hareketi. Ortalamaların üzerinde kalmasını beklemiyoruz. Hatta satış fırsatı olarak bizim kademelerimiz yukarıda görmüş olduğunuz 8.05 üzerinde 8.15'e 8.16'ya kadar olacak hareketlerde satış fırsatı hafta içinde olmaya aday gibi gözüküyor. Bu noktada izlenebilir. Hemen buradan Türk Hava Yolları'na geçelim isterseniz. Türk Hava Yolları'nda duruma baktığımızda evet sabah özellikle 8.19, 8.14 gibi bant aralarında hareket görüyoruz. 8.19 evet 8.17'nin üzerinde 8.19 hareketi olduğunu görmekteyiz. Şu an için son durumda 8.16 yani 8.17 üzerinde gördüğünüz gibi kalamıyor. Eğer bir 2 saat bu seviye üzerinde kalmış olsaydı yukarı deneyebilirdi ama bu bir dip süreci içinde zayıflayan bir görüntü arz ediyor. Ama 8.19'un üzerinde eğer bir hareket, bir kapanış görecek olursak kısa vadede yukarı tepki ihtimalinden bahsedebiliriz. Bu bizim senaryomuzda şu an için ters bir görüntüyü arz etmiş olacak. Ama gördüğümüz kadarıyla şu an için tablo 8.17 en yüksek görülen 8.19 günlük direnç bölgesiydi. Çalıştığını görüyoruz ama 8.17 üzerinde kaldığı müddetçe cılız bir hareket olmuş olacak. Tekrar 8.16'nın altında bir gerileme olur mu? 8.14, 8.13 bu bölge. Bunu izliyor olacağız. Ama güçlü bir hareket olmadığından bahsedebiliriz. Şu an için biraz daha bu hareketin seanslık tarafına şöyle bir göz atacak olursak biraz daha sıkışan hareketin devamını göreceğiz gibi gözüküyor. Tablomuzda dediğimiz gibi 8.17 üzerinde bu seansta şöyle yarım saat kalması bile 8.19, 8.21 hatta 8.23'lere doğru bir tepki getirebilir. Bunu izliyor olmakta fayda var. Ama hala bir dip bölgedeyiz. 5.24'ler geçilmediği müddetçe biz aşağıda 5'ler ve 5'lerin altını konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle aylıklarda 5.49'ların altı her seferinde 5'in altı demek. Bu anlamda siz de tablolarımızı okuyarak kendiniz daha yorumlayabilirsiniz. Hemen buradan isterseniz bir Halkbank yapalım ve Halkbank biliyorsunuz diğer hisselerden biraz pozitif ayrışmıştı. Bugün şu anki duruma baktığımızda Cuma'ya göre iyi ama ortalamalara oldukça yakın. Bugün en yüksek görülen 9.27-9.15 en düşük. Hemen tablomuza bakalım. 9.27 evet zaten 9.18'in üzerindeki harekette 9.27 ihtimali olmuş. Zaten gördüğünü görüyoruz. Şu an için 9.23-9.21 önemli destek. Eğer şu an duruma bakıyoruz 9.24 evet 9.23-9.24 arasındaki gezmesi 26-27 isteğini devam ettirecektir ama 9.26 altında kaldığı müddetçe 9.21 isteği ve 9.20'lerin altına doğru bir geri çekilme ihtimali hala devam edecek gibi gözüküyor. Sanki yarın sabahtan itibaren burada daha net hareketin bu tepkinin bitip bitmeyeceğini aşağıya dönüp dönmeyeceğini söyleyebiliriz ama önemli ortalamalara yaklaştığını bir direnç bölgesinde olduğunu ama 2 gündür de endeksten şöyle baktığımızda daha güçlü seyrettiğini söyleyebiliriz. Hatta bunu günlüklere çevirdiğimizde de bu hareketin biraz daha endeksten güçlenmeye başladığını görüyoruz. Yarın bu anlamda önemli. Endeksten bağımsız yukarı bir hareket mi yapacak yoksa son bir ihlalle tekrar aşağıya mı dönecek bunu konuşuyor olacağız. Ama genel trende baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Çok da güçlü olmadığını zaten geçmiş dönemdeki uzun vadeli düşünde etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen isterseniz buradan TL bazında diğer bir hissemiz olan hemen bakalım Emlak Gayri'ye dönelim. Emlak Gayri'nin bugünkü hareketi yukarıda 3.10 aşağıda 3.05 yani 5 kuruşluk bir bantta seyrettiğini görüyoruz.
3.07 üzerindeki hareket 3.11, 3.13 ihtimalini gündeme getirmiştir. Şu an için baktığımızda evet, 3.07 önemli direnç ve şu an fiyatın tam da bu seviyede olduğunu görüyoruz. 60 dakikalık grafiğe döndüğümüzde biraz yorulma var, sıkışıp tekrar 3.07 altında 3.05'lere ve 3.03'lere doğru bir geri çekilme ihtimali söz konusu olabilir diyoruz. Seanslıklarda evet, yarın sabah çok daha net bir şey göreceğiz. Sıkışan hareketin yukarı mı aşağı mı olduğunu yarın daha net söyleyebiliriz. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Bu hisse gerilemelerde alış fırsatı üretmeye devam edecek gibi gözüküyor. Bizim daha önce 2.80'lerden 2.85'lerden tavsiye ettiğimiz, daha doğrusu olumlu gördüğümüz hisselerin başında geldiği için olumlu hareketin orta uzun vadede devamını bekliyoruz. Hemen isterseniz buradan Doğan Holding'e dönelim ve Doğan Holding'le ilgili baktığımızda zayıf hareketin biraz daha etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içinde görülen en yüksek seviye günlüklere baktığımızda oldukça daralan bir bant hareketi içinde olduğunu görüyoruz. 80-81 aralığında seyreden bir hareket. Bu hareketin en azından şu ara destekte, ama 81'in geçilmemesi demek, hemen tablomuza bakıyoruz. Aşağıda 78-77 ihtimalini gündeme hala getiriyor. Zaten bir formasyon hedefi 76-78 ihtimali geçen hafta ortasından itibaren böyle ihtimalden bahsetmiştik. Ama bunun da bir düzeltme olduğundan bahsediyoruz. Orta uzun vade için bu tür hisseler oldukça cazip ve adeta alıp kenara atmak noktasında fırsat olacak bir kağıt diye düşünüyoruz. 0.78'de çok güçlü bir destek bölgesi. Bu seviye altındaki her gerilemede alış fırsatı oluşturacağını söylüyoruz. Ama genel trend açısından baktığımızda çok da olumlu olmadığını söyleyebiliriz şu an için. Evet, buradan hemen isterseniz bir işçe yapalım ve işçeye baktığımızda bugünkü tepkisi gayet olumlu. Ortalamaların hemen üstünde yatay bir bant. Ortalamanın üstünde ama geldiği seviye 4.84. Bugün görmüş olduğu en yüksek seviye, gördüğünüz gibi. 4.78'in üzerindeki hareket 3 kademe zaten. Mavinin ilk mavinin üzerinde 1 saat kalması, 1,5 saat kalması 3. kademeye, maviden itibaren 1-2 3. kademeye test etmesi anlamındaydı. Yorumlarımıza bakacak olursanız bunun anlamı da en azından buraları görebilir. Bu bir trend hareketi midir? Evet, haftalığa baktığımızda 4.95 üzerine çıkmadığı müddetçe bu hareket cılız bir tepki olarak kalacak ve tekrar aşağı yönlü hareket görebiliriz. Genelde yatay bantlarda bir yukarı, bir aşağı, hatta bazen iki aşağı, tekrar bir yukarı, sonra tekrar satışlar yatay seyreden bir hareket özelliği içerir ki şu tabloya baktığınızda yataya girdikten sonra bandı görüyorsunuz. İki yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı, iki yukarı, iki aşağı, bir yukarı, bir aşağı, bir yukarı, sürekli gördüğünüz gibi adeta bir testere tabir edilen veya ring seferleri gibi karşı gidiş gelişlerle hareketin bir trend oluşturmadı, sıkıştı. Ama bu hareketin de sonuna geldiğimizi bu noktada söyleyebiliriz. Tablomuza bakmanız bu anlamda önemli. 4.84'ün altındaki hareketlik tekrar 4.80 hatta 4.78 ihtimalini gündeme getirecektir. 85 geçilmesi zor. Geçilmediği müddetçe aşağıda gerileme ihtimalinden bahsediyor olacağız. Şimdilik aslında bir de Tüpraş hissesini merak ediyorum. Tüpraş'a bakalım. Evet, Tüpraş ortalamaların üzerinde ama yukarıda şunu söyleyebiliriz. 57.70 57.70 geçilmeden bu ihtimal tabii ki negatif bir uyumsuzluk söz konusu. Pardon, pozitif bir uyumsuzluk söz konusu. Fiyatlar düşerken gösterge yukarı. Hala burada dip bölgede ve dip bölge isteğinin devam ettiğini görüyoruz ama yarın da en azından 57'nin üzerinde 56.95 bu seviyeler üzerinde kalacak olursa Tüpraş'ta bir farklı bir tepki hareketi görebiliriz. Yani endeksten bağımsız bir tepki ihtimalini konuşuyor olacağız. Bu anlamda Tüpraş'ı izlemekte fayda var. Ancak sabahki yorumumuzda günlüklerin bozulduğunu, yavaş yavaş bozulduğunu ama ortalamaların 56.80, 56.90 bu bölgede bir destek oluşturma isteği içinde olduğunu şu an görüyoruz. Bu hareket eğer 57.80 üzerine çıkacak olursa Tüpraş'ta hızlı bir tepki görebiliriz. Onun için Tüpraş'ı bugüne itibaren gözlem altına alıyoruz. Yarın Tüpraş bizim için önemli olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında hemen bir Yapı Kredi Bankası yapalım ve sonra yorumumuzu aynen İş Bankası'nda olduğu gibi gün içinde görülen 3.78 altta 3.68 sanki bu aralıkta biraz daha sıkışan bir hareket göreceğiz. Yarın daha net
yön konusunda haber verebiliriz. Herkese